Olay Sağlıktan herkese mutlu günler sayın seyirciler bugün yine çok önemli bir konudan bahsediyoruz Varisten bahsediyoruz. Gebelikte varis oluşumu kaçınılmaz mıdır? Lazer herkese uygulanabilir mi? Varisin kilo ile ilgisi var mı? Yediklerimiz varis yapar mı? İşte bunları konuşacağız. Varis nasıl bir hastalık? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Konuğum operatör doktor Ali Fuat Paker. Kendisi kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam varis çok sıklıkla duyduğumuz bir rahatsızlık. Evet. Ee, yaşı yok diye tahmin ediyoruz fakat genellikle ileriki yaşlardaki evet. hastalarda daha sık gözlemleniyor evet. ve kilo ile bağlantılı olduğunu gö gözlemliyoruz öyle söyleyebiliriz evet. Nazlı Siz de varisi bize açıklarsanız çok memnun oluruz. Varis çok önemli. Ee, Önemi e, insanlık tarihiyle beraber başlıyor aslında. Yani e, biz e, 2000 yıllardaki o e, Ebers papyrus vardı 1873'te yayınlandı bu. bu. E, George Morris e, Ebers. Hı hı. O papyruslarda ta M.Ö. 2000 yıllara ait olduğu Mısır'daki kazılarda bulduğu papyruslarda bile bunu e, yayınladı. Yani hı hı. çok eski. Evet. Hipokrat önce 460'larda, 400 yıllarda varisten kaynaklanan ağrıları tanımladığı yazılarında var. Çok çok eski. İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalık. Hı hı. Ve e, yaş ilerledikçe maalesef artıyor. E, günümüzde çok eskiden e, kitaplarda da fazla okumazdık ama şimdi görüyoruz kendimiz, artık tecrübemiz arttıkça hastalara karşılaştıkça 18, 17, 16 yaşlarındaki çocuklarda da. Varisler görebiliyoruz. Evet. Burada en önemli şey tabii çocuklukta biz eskiden e, oyunlar oynardık, hareketliydik, koşardık, eğlenirdik. Ama şimdi çocuklar bilgisayar başındalar. Hareketsizler. Hareketsizler. Evet. Obezite artıyor. Yeme alışkanlıkları maalesef kötü. Hı hı. Ve obeziteyle beraber varisler de çıkmaya başlıyor. Hareketsizlikle beraber varisler de evet. çıkmaya başlıyor. Ve maalesef ben e, şu ana kadar e, gördüğüm en küçük varis yani e, doğumdan doğuştan olanlar hariç. Hı hı. edinsel olarak sonradan kazınmış varis olarak 16-17 yaşında gördüğüm hastalar var. Çok genç. Çok genç. çok evet. genç. Asıl aslında varis ileri yaşların hastalığı. Yani 20-30 yaşlardan sonra başlayan bir hastalık. Hı hı. Maalesef kadınlarda erkeklerden daha çok görünüyor. Hı hı. Erkeklerde biraz daha az ama neredeyse eşi sayılır. Bir kaç tık yukarıda. Hı hı. Hamilelik kadınlardaki varisi artıran en önemli sebeplerden birisi ama hamilelik olmadan da varis olabiliyor tabii ki. Hı hı. Bunların tabi basamak basamak seviyeleri var. Yani derecelendirilmeleri var. Hı hı. Bu derecelendirmeye baktığımızda en kötü şey ülserdir. Yani yara açılımı vardır bacakta. Özellikle ayak bileğin oralarda. Bu erkeklerde daha sık görülüyor. Varis daha çok kadınlarda görülmesine rağmen. Evet. Varis evet. Ee, insanlarda çıkıyor. Başka canlılarda pek yok. Hı hı. İnsanlarda olması nedeni iki ayak üstünde durmamız. Hı hı. Yani... Ee, diğer hayvanlar dört ayak üzerine gittiği için basınç dörde bölünüyor. Biz iki ayak üzerine kaldığımız için iki bütün basınç toplar basıncı ayaklarımızda. O nedenle bacaklarımıza görünüyor, kollarımıza görünmüyor, evet. gövdemize görünmüyor. Hı hı. Bacaklar bundan daha çok muzdarip olduğu için bacaklarımızda varisler çıkıyor ve biz bacak varisleri diye konuşuyoruz. Başka yerlerde de varisler var. Mesela yemek burusu da varis olabilir. Karaciğer hastalıklarında ...bazı kan hastalıklarında, sirozlarda görebildiğimiz şeyler olur ama bizim konumuz herhalde bugün bacak varisler olacak. Evet, evet, daha çok bacak. Nerelerde hmm. görülür diye soracağım fakat varis tam olarak damarın genişlemesi durumudur hocam? Varis tabii, yani bu tek başına varis kendi kendine olmuyor. Bir takım etiyolojik faktörler var. Yani tabii bunu kolaylaştıran, predispozan faktörler de var ama... Ee, esas e, fizyopatolojide damarlarımızın içinde bizim kapakçıklar vardır. Toplar evet. damarların içinde. Bu kapakçıklar kanı yukarıya doğru gitmesine izin verir. Yani çekval sistem sistemi vardır aslında. Hı -hı. Sibop gibi. Hı hı. Arabanın lastiğini şişirirken havayı verirsiniz, şişer ama hava dışarıya kaçmaz. Evet. Bunun gibi. Bacaklarımızda kalp çalışıp e, kasılıp gevşediğinde kan yukarıya doğru çıkar. Kasıldığında aşağı kaçmaması için bir kapakçık vardır. Onu tutar orada, aşağı gitmez. Hı -hı. İşte bu kapakçıklarda hasar meydana gelmeye başladığı zaman ...aşağı doğru kan sürekli inip çıkmaya başlıyor. Evet. Ve damar içerisindeki basıncı artırıyor. Damarlar uzamaya başlıyor. Uzadıkça kıvrılmaya başlıyor. Genişlemeye başlıyor. Bizim dışarıdan gördüğümüz tipik varisler oluşmaya başlıyor. Hı hı. Ama herkese böyle varis olacak diye bir şey yok. Evet. Şimdi e, bana çok hasta geliyor. Kılcal damar varislerim var benim diye. Şimdi böyle olunca bir seviyeleme yapmamız gerekiyor artık bizim. E, damar çapı 1-3 mm arasındaysa eğer... ...biz buna e, birinci derece varis diyoruz. hı. hı. 4-5 ise dışarıdan artık görünmeye başlıyor ve rahatsız etmeye başlıyor. Bu ikinci derece varis. Ee, bacakta şişme, kızarıklıklar, artık renkli değişiklikler başlıyor. 4, 3. derece yara oluşmaya başlıyor. 4-5 diye gidiyor böyle bu en kötüsü. Zaten ayak bileğinde ve ayakta iyileşmeyen, insan içinde hakikaten insanın çıkmasını zorlaştıran yaralar oluşmaya başlıyor. Hı hı. Biz e, onun için bu seviyeye gelmeden daha varis yavaş yavaş tedavi edilmeye başlanması bunu hep öneriyoruz. Evet. Yani bizim için en önemli şey o. Hı hı. E, birinci seviyedeki o 1-3 milimetre olan damarlarda genelde e, sabah kalktığında hiçbir sorun yok. Hasta gayet rahat, insan gayet rahat. E, i̇şe gittiğinde öğleye doğru yavaş yavaş böyle bir yanmalar başlıyor. Öğleden sonra uyuşmalar başlıyor. Akşama doğru şişmeler başlıyor. Hı hı. Gece yatınca da kramplar başlıyor. Evet. Bu şikayetlerle geliyor. Hı hı. E, bunların hepsinin tedavisi aşama aşama var. Yok değil. Ama burada yaşam... E, kalitesini ona göre ayarlamak lazım. Yani e, yaşamınızın bir takım fedakarlıklarla devam ettirmeniz gerekiyor. Bunların üzeri kalmamak için. Ama genetik olarak da eğer bir yatkınlığınız varsa annede, babada, amcada, dayıda, halada, teyzede, anneannelerde sizin varis olma şansınız var. Evet. %70 gibi bir rakam hem de az da değil. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey varsa genetik yatkınlığınız sizin en çok dikkat etmeniz gereken şey kilo almayacaksınız. Kesinlikle. Hı hı. Kilo çünkü varisi arttıran bir etman. Hı hı. İkincisi kesinlikle hareketsiz olmayacaksınız. Düzenli yürüyüşler yapmanız gerekiyor. Bisiklete binebilirsiniz, yazı yüzme yapabilirsiniz. Yüzme bilmiyoruz diyenlere de su içinde yürüyüş yapın diyorum. Yürüyüş yapın. Ee, çünkü dışarıdan olan o e, suyun e, baskısıyla e, inanılmaz rahatlık oluyor. Bir de hı hı. soğuk tutacağız. Sıcak varisin düşmanıdır. Sauna yasak. Öyle mi? Kaplıcalar Ona... yasak. Biz onu hep söylüyoruz. Yani evet. savunma, kaplıca, sıcak banyo çok tehlikeli bizim için. Baris oluşumunda, kılcal damar oluşumunda artıran faktörler zaten bunlar. Hı -hı. Hele genetik yatkınlığı varsa çok çabuk oluşuyor. Evet. Bunlardan uzak kalmamız lazım. Hareket etmemiz lazım. Sürekli oturuyorsak ayak, ayak oturduğumuz yerde bacaklarımıza egzersiz yapmamız lazım. Topuk, parmak, topuk, parmak egzersizleri. Hı hı. Ee, ayaklarımızı uzak saat yönünde ve saatin tersi yönünde egzersizler yaptırmamız lazım. Bunları yaparsak, kilo almazsak yaz aylarında genelde tavsiye ediyorum. Venotonik ilaçlar vardı. Bazı ilaçları kullanmak gerekiyor. Bunlar çok böyle yan etkisi olan ilaçlar da değil. Bir kısmı bitkisel zaten. Bunları da kullanabilir. Kışın çok rahat varis çorabı kullanılabilir. Varis çorapları da çok faydalı. Yani insanlar giyemiyoruz ama çok sıkı varis çorabı kullanmaya da gerek yok. Yani dışarıdan bir baskı olması Birazcık en azından dışarıdan bir e, baskıyla o içerideki venöz basıncı azaltacak, ona karşı bir baskı olması bile bize bir rahatlık veriyor. Hı -hı. Varış yorumu onun için mutlaka öneriyoruz zaten hastalığımıza da. Evet. Şimdi burada e, hamilelik ayrı bir olay. Onu ayrıca bir irdelemek istiyorum ben. Hamilelikte e, tabii sadece e, mekanik değil. Yani çocuk büyüyor, karın içerisindeki damarları ana toplar damarları, bacaktan geliyor kan, kalbe gidiyor toplar damar. Hı -hı. Karından geçiyor, göbek hizasında ikisi birleşiyor. Ama rahim büyüdükçe de bu damara baskı yapmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla anne karnı iyice büyüdükten sonra özellikle, özellikle beşinci aydan sonra büyüme başlıyor. Beşinci aydan sonra bu karındaki büyümeyle arkadaki damara baskı sırt üstü uzun süre yattığında ayaktaki basınç daha da artıyor. Hı hı. Bu mekanik etki. Bir de bunun hormonal etkisi var tabi. Annenin bebeğini 9 ay boyunca karnında taşıyabilmesi, o rahimin uygun bir şekilde büyümesi, e, düşük olmadan e, belirli bir seviyeye gelebilmesi düşünün armut kadar bir rahim hı hı. Diyarbakır karpuzu kadar oluyor kocaman oluyor yani hı hı. bu uzun mesafede ama hiçbir şekilde riske olmadan yavaş yavaş büyüyor. Bunun için bir takım hormonlar gerekiyor evet. bu hormonlar da bizim damarlarımızdaki da, e, düz kaslarda genişlemelere neden oluyor hem basa etkisi hem de bu hormonal etkilerle damarlarımızda da genişlemeler olabiliyor hele hı. doğumdan önce varsa hamilelikten önce varsa pardon ve hamile kalmışsak Parisler üzerine çok 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 ilerliyor. Evet. O dönemlerde bizim en çok korktuğumuz şey şu, ee, gene hormonların etkisiyle ve mekanik basın etkisiyle pıhtılaşmalar söz konusu olabiliyor. Evet. Hamilelikte bizim en çok korktuğumuz şeylerden birisi o. Hı hı. Yani toplar damarlarda damarlar genişliyor, staz diyoruz kan akımı yavaşlıyor, yavaşladığı zaman da pıhtılaşmaya bir meyil hale geliyor. Hı hı. Bu meyilden sonra eğer damarlarımızda pıhtı oluşmaya başlarsa bu anneyi de bebeği de risk altına atıyor maalesef. Evet. O Onun için bize çok hamile hastalar gelir. Onlarla konuşuruz, rahatlatırız. Bir takım ilaçları kullanmak zorunda kalırız. Ultrasonlarını yaptırırız. Arkasından da artık rahat etmeleri için tedavisini düzenleriz. Aylık kontrollere çağırırız. Doğuma kadar takip ederiz. Hatta ben doğumdan sonra bir 10 gün sonra da bir görmek istiyorum. Çünkü o doğumdan sonra vücutta o dengeye ulaşan hormonlar bir anda vücuttan çekiliyor. Hı hı. Onlar çekildikten sonra da o risk artıyor bir anda Hamilelik hı hı. sonu, lahuso döneminde de toplar damarlarımızın pıhtılaşma riski artıyor bizim hı hı. Bir e, o hormonların anında çekilmesi Artı insanların yatar olması artık hareketsiz olması Onun için doğum bitti ameliyat herhangi bir ameliyat bitti Hemen ayaklanın demeye çalışıyoruz hastalara Ne kadar erken mobilize olurlarsa bu o, o kadar azalıyor çünkü. Evet. Sonra e, hanımlar üzülmesinler doğumdan sonra oluşan varislerin yüzde 6 altı yedi ayda kayboluyor. Ama yüzde kalıyor maalesef. Onlar için <laughs> bize gelmeleri <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> aynen, aynen. Öyle bir sıkıntımız oluyor. Peki her hamilede mutlaka varis <laughs> görülür mü? Hayır, hayır. Bunu bir da söylemiş olalım izleyicilerimize tabii, tabii, tabii. çünkü herhangi bir panik yaşamasınlar. Yaşamasınlar işte hamilelikte de kilo alınıyor mutlaka <laughs> ama hamilelikte 5 kilo alacağını 15 kilo alırsa riski artırıyor. Evet. Yani, Dolayısıyla hamileysek bile evet. kesinlikle kilo kontrolünü elden bırakmıyoruz. Tabii alacağız kilo evet. ama e, işte kadın doğumcunun önerdiği şekilde çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda hı -hı. mutlaka almamız gerekiyor. Alınacak yani o fizyolojik bir olay değil yani gebelik de fizyolojik bir olay değil aslında. Evet. Ama e, soylarımızın devam etmesi için gerekli bir şey. Hı -hı. İşgüdüsel bir şey. Dünyadaki bütün canlıların yaptığı bir şey bu. Fakat bu dönemlerde işte bizim çok dikkatli kilo almamız lazım. İhtiyacımız olduğu kadar alacağız. Hı hı bir ihtiyacımız varsa beş alırsak bir takım risklere maruz kalır. Bu sadece varisle alakalı da değil. Yani evet. konu Kilo almak birçok şeyin Tabii sıkıntı. yani tansiyon yükseliyor. Eklem, spir, eklem, hastalıkları, kadın doğumcuların işte o konulara girmeyeceğim. Hı hı. Şeker hastaları oluşu, efendim söyleyeyim gestasyonel diyabet oluşu, bir sürü şeyler oluşuyor. Bunlar da insanların, e, hamile hanımların e, bir sonraki, doğumdan sonraki ve o dönemdeki e, hayatını riskli hale getiriyor. Onun için kiloyu düzgün almamız lazım. Evet. Eğer risk yoksa, düşme düşük riski yoksa hareket edeceğiz gene. Hı hı. Ee, bir yerde okumuştum. Gebeliği döneminde çok iyi mobilize olan, egzersiz yapan, yürüyüş yapan, işlerini günlük aksatmadan yapabilen gebelerin doğumları çok daha rahat oluyor. Vücudu kendini hazırlıyor. Ben hamileyim. Herkes bana baksın. Hı hı. Nazlı şey olursanız <laughs> hamilelik boyunca da sorun çıkıyor. Sürekli çıkıyor yani. Bunlardan onun için doğal olarak bu işlere... Hiçbir şekilde işte böyle nazlanmadan şey yapmadan eğer bir risk yoksa tabii kadın doğumcu düşük riskiniz yok her şey normal gidiyor. Hı hı. Yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz, yüzebilirsiniz, bisiklete binirsiniz bunları söylediği sürece bu egzersizleri yapmasını hep tavsiye ediyoruz. Bir de ödem başladığında varisler başladığında hamile için yapılmış özel varis çorapları var. Onlardan mutlaka tavsiye ediyorum. Kendi ayak ölçülere uygun. Şimdi sizin ölçünüzle benim ya arkadaşların ölçüsü bir değil. Hı hı. Onun için sabah saatlerinde gidilecek. Yani akşam saat 5'te işten çıkayım da ben bir barış çorabı ölçüsü aldırayım derseniz hata yaparsınız. Çünkü Yorgun olmaması gerekiyor sanırım ayakların. Ödem olmaması gerekiyor. Evet. Akşam saatiyle sabah saati arasında hepimizde bir yarım santim, bir santim bir çap artışı olur. Mutlaka Hı -hı. olur. Sürekli ayakta kaldığımız için. O nedenle sabah saat 11'e kadar o ölçüyü aldırmanız lazım. Ona uygun çorap almanız lazım. Hı -hı. Hamilelerde güzel çoraplar var. Bel büyüklüğü arttıkça. Ayarlanabilen belli olan varış çorapları yapılıyor. Şimdi aslında teknoloji gelişti. Güzel yani. Bu evet. bizim biraz önce bahsettim. Ben millattan önceden bahsedilen şeyler falan diye. Yani e, ta o zamanlardan bile kompresyon dediğimiz bu varış çorabı veya elastik bandaj. Ta o zamanlardan bile tavsiye edilen bir şeyler. Hı hı. Yani o günden bugüne şöyle bir şey yapalım. Ekstra bir şey yok aslında. Evet. Yani o zaman da bandaj. Şimdi de bandaj. Ama şimdi işte teksil ilerledi, lastik şeyleri biraz daha böyle değişi oldu. Kuvvetleri ayarlanabilir lastikler, örgü sayıları ayarlanabilen şeyler eskiden normal kumaşla sarıyorlarmış. Hı hı. Şimdi çok güzel şeyler var artık. Ayak ölçüsü alınıyor, barış çorapları bile. Yani 18 mm civası var, 30 mm civarısı var, 45 mm civası var. Hepsinin ayrı ayrı ayaktaki soruna göre ayarlanabilir ve ölçümlere göre ayarlanabilir barış çorapları var. Hatta çok daha güzeli var size alıyorlar, bakıyorlar, ayak ölçülerinizi alıyorlar. Size özel varis çorabı üretiyorlar. Çok, Çok güzel. San. Evet. Biraz pahalı ama öyle olunca. Yani benim <laughs> yani sorum orada. Evet. Ee, varış varis çorapları önemli. Ee, özellikle bu ayak çevresinde çıkan yaralar dedim biraz önce mesela. Hı hı. Bu yaralarda ne ilaç kullanırsanız kullanın siz. elastik bandaj yani sargı beziyle hatta e, iyice güzelce sarmadığınız zaman o yarın iyileşmesi imkansız. Hı -hı. Mümkün değil. Elastik bandajı çok ihtiyacımız var. Tabii buna neden olan bir sürü neden var. Ee, şimdi varis diyoruz ama varis yüzeyel damarlarda oluşan bir şey. Gördüğümüz dışarıdan bizim. Bir de derin toplar damarlarımız var bizim. Hı -hı. Onlardaki tıkanıklık, pıhtılaşma, işte bunlar akciğere pıhtı atması gibi şeyler hep böyle halk arasında görülür. Bizim damarımızda pıhtı olup da akciğerimizi atar mı? Çok hastamız oluyor çünkü. Hı -hı. Hasta normal yürürken bacakta pıhtı oluşuyor. Yürüdüğü zaman kas pompası çalıştığından yukarıya doğru kanarıyla beraber pıhtıyı ittiriyor. Hı hı. Küt bayılıyor. En çok nerede oluyor? Uçak yolculuklarından sonra. Basınç farklı, uzun süre uçuş. Özellikle okyanus ötesi uçuşlarda. Hiç e, ayağa kalkıp dolaşılmıyor. Evet. Uçaktan iniyor, yürürken daha pasaport kontrolüne veya başka bir yere. Küt ölenler oluyor orada. Bunların en büyük nedeni akciğer de, pulmoner emboli. Bacakta oluşan pıhtıdan kaynaklanıyor. Çok ciddi bir sıkıntı. Çok ciddi bir sıkıntı. Hı, hı. O nedenle bu tür problem olan hastaların da uçak seyahatlerinde mutlaka varis çorabı kullanmalarını, uçakta saat başı kalkıp dolaşmaları, uçaklar büyük oluyor, dolaşmalarını, bol bol sıvı almalarını, su almalarını. Hı hı. Eğer hakikaten sıkıntıları varsa kan sulandırıcı ilaçları mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyoruz zaten mutlaka. Hı hı. Bunlar çok önemli. Hayat tehlike yaratıyor çünkü. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Tedaviler var. Çok e, değişik tedaviler var. Bu konuları girdiğimiz zaman anlatacağım onları da. Evet. <laughs> yani e, varisler e, milattan önce 2000'li yıllardan beri biliniyor diyoruz ama e, ben e, 95'te e, başladım. Aşağı yukarı 20 küsür sene oldu. E, o zamanlarki tedavilerle şimdikiler arasında bile inanılmaz fark var. Tedavi Mutlaka. yöntemleri. Hatta 1800'lerdeki tedavilerle 1990'lı yılların başındaki tedaviler arasında çok fark yok. Hı hı. Maalesef biz hekimi olarak yani Türkiye'de değil bütün dünyadaki hekimler olarak toplar damar hastalıklarına birazcık uzak kalındı. da nedenleri var tabii işte. Kalp cerrahisi diye bir şey çıktı. Kalp hı hı. ameliyatları. Çok inanılmaz şeyler aslında bakarsanız. 100 yıl öncesine bakarak. Evet, kalp gazı geçirenler bir şekilde ilaçlarla tedavi edilip olmazsa ölüp gidiyorlardı. Çok üzücü bir şey bu. Evet. Ama zamanla işte bypass cerrahisi, koroner bypass, anjiyolar, şunlar bunlar şimdi stentler. Hı hı. Teknoloji o kadar gelişti ki bunları yaşatabiliyoruz. Çok güzel bir şey bu. Kesinlikle. Çok güzel bir şey. Hı hı. Ee, bunlarla uğraşırken damarlarımız bu varislerden uzaklaştık. Onları ihmal ettik birazcık. Biz de değil ama tüm dünyada olan bir şey. Hı hı. Fakat böyle bir 2000'li yıllarla beraber tedavilerde ee, inanılmaz e, yöntemler çıkmaya başladı. İşte bu köpük tedavisidir, lazerdir, ameliyat teknikleridir, evet. ameliyatı lazerle, radyo frekansla yapmadır, bunlar Hı. çıktı. ve Bunlar da hastanın konforunu artıran şeyler gerçekten ve çok güzel şeyler. Evet. Ve son 15-20 yıldır gelişmeleri baktığımız zaman, bundan önceki zamandan daha da iyi. Hı. Yani yüzyılların getirdiği tedavi prensiplerinin yanında, şu son 20 yılın getirdiği tedavi prensipleri, çok 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 ötesine geçti. Evet. Güzel bir şey bu. Hı hı. Çok güzel bir şey. Onun için tedavilere girdiğimizde onları da tek tek anlatacağız. En başta en sona kadar neler yapılabiliyor. Evet. Bunları tek tek konuşacağız zaten. Dilerseniz şimdi belirtilerinden bahsedelim varislerin. kişi ne gibi sıkıntılar yaşıyor günlük hayatında. Sadece bacakta değil dediğiniz gibi başka eee uzuvlarımızda da kollarda, işte akciğer kısmında dediğiniz gövdede de varisler oluyor Olabilir. fakat Bugün en sık gördüğümüz bacak, bacak olduğu için aynen. varisleri, bacak Hı. varislerini konuşuyoruz. Ne gibi belirtileri var? Sadece yürüyememe gibi sıkıntılar mı? Ağrısı, sızısı, ne şiddet, ne kadar şiddetli? Bunları da konuşursak. Tabii. Benim olarak e, aslında benim en çok hoşuma giden belirti ağrı. Ağrı olmazsa hekime gelmiyor hasta çünkü. Evet. Ufak tefek şişmeler oluyor. Ufak tefek damarlar çıkıyor. Bazen yanmalar başlıyor, kaşıntılar başlıyor. Hasta onu kafasına takmıyor. Ağrı başladığı zaman benim bir doktora gitmem gerekiyor çünkü ağrı en büyük haberci aslında Aynen. çok mucizevi bir şey. Evet, ağrı onun için aslında kurtarıcıdır. Evet. Çok güzel bir şey. Hı hı. Ağrı olup da gelmeye başlamazsa hasta daha da ileri devrelere gidecek, tedavileri evet. çok daha zor olacak, evet. maliyeti de çok olacak. Yani bu e, ben biraz önce yaradan bahsettim. Hı hı. İngiltere'de yıllık maliyeti yara tedavisinin varislerden bahsetmiyorum, sadece yara üsert tedavisinden 390 milyon sterlin. Amerika'da yıllık 1 milyar dolar. Of. Türkiye'de maalesef bir şey yok. Yani ne kadar harcanılıyor bilmiyorum ama eminim İngiltere'deki kadar vardır yani. Çok Çok paralar harcanılıyor. Şey. Çünkü evet. bunun bir defa hasta konforu bozuluyor. Hı hı. Yani oraya gelmeden sıfırdan başlayalım. Ağrı çok önemli. Ağrıdan önce hafif şişmeler başlıyor bacakta. <laughs> Kaşıntılar başlıyor. Ee, ödemle beraber renk değişiklikleri başlıyor. Parestes diyoruz. Yani uyuşmalar başlıyor. Hı hı bunlar olduğunda insanlar şöyle bir kendine bir çeki düzen vermeye başlıyorlar. izlemeye başlıyorlar en azından. Bu çok güzel. Evet. İzlemeye başladıklarında fark ediyorlar ki orada ufak ufak damarlar çıkmaya başlamış. O zamana kadar görmüyorlar onu. Hı. Ağrı da başladı. Panikli benim ağrılarım başladı diye geliyor. Özellikle gece krampları çok olur. Tüm gün ayaktayız. Hı hı. Bacakta damar içindeki hidrostatik basınç O basınç arttıkça sıvı kısmı kanın damarın dışına çıkmaya başlar ve bacağı şişirmeye başlar. Hı, hı. Bu olduğu zaman akşam yattığımızda o tekrar geriye dönerken kramplar girmeye başlar. Kramplar uyarıcı oluyor bize evet. gelmeleri açısından. O erken dönemde çok fazla büyük bir tedaviye gerek yok. O aşamada geldiklerinde hastalar çok rahat ediyoruz biz. Hastalar da rahat ediyor aslında. Evet. Çünkü o dönemde birkaç venotonik ilaç, işte birkaç ne diyeyim? Sigara içiyorsanız içmeyin. Alkol çok alıyorsanız almayın. Ee, düşük basınçlı varis çorapları giyin. Birkaç tane de venotonik ilaç diyoruz onlara, varis ilaçları ama bu bahsettiğiniz kremlerden e, bilimsel bir şeyi görmedim ben. Yani o krem işte bazen televizyonlarda çok çıkıyor ama internette de çok. Şimdi internet evet. inanılmaz bir şey. Varis kremleri varis diye. Varis kremi sürüyorsunuz. Orada bir e, before after öncesi sonrası da yazmışlar. Hı hı. Yani görseniz biz onu ameliyatla bile o kadar güzel düzeltemiyoruz. O kremlerle <laughs> nasıl geçiyor bilmiyorum. Öyle şeyler var. İnsanlar hemen alıyorlar onu. Evet, inanılmaz hı. bir tuzak yok böyle bir şey yani kremle varis tedavi edilemez hı hı. ha biz bazı kremler yazıyoruz hastalara siz de yazıyorsunuz dedi diyebileceklerini düşünerek söylüyorum damarlar içinde böyle iltihaplanmalar dışarıdan kızarıklıklar içinde ufak tefek fırtılar oluştuğunda biz e, hiparinlenmiş bazı e, kremler var enflamasyonu azalsın diye o kremlerden yazabiliriz yazıyoruz ama bu varis tedavi edecek bir krem değil. Evet. Destek olsun diye verdiğimiz kremler. Ama varis tedavisinde krem diye bir şey yok. Hı hı. Yani kremi sürdüm varis bitti diye bir şey asla yok. Evet. Yok öyle bir şey yani. Ee, onun için insanlara bunu özellikle söylüyorum ki bunları e, yani ve yiyecekleri ekmeği almaları gereken parayı buna ayırmasınlar evet. diye. Yok böyle bir şey çünkü. Hı hı. Ee, bunların tedavisi başlangıç tedavisi. Ufak ufak kılcal damarlar çıktıysa bunlarda da gene venotonik dediğimiz o ilaçları hep vereceğiz. Bunlar hep her aşamasında tedavinin gerekli bizim için. Ee, egzersiz, kilo almama, yüzme, bisiklete binme bunlar çok güzel. Zıplama egzersizi istemiyoruz. Zıplamak zarar veriyor. Hı hı. Yani e, ip atlayayım o da egzersiz değil. Zarar veriyor. Evet. Yürüyüş yapacağız. Yüzeceğiz, bisiklete bineceğiz. Ee, ...hanımlar en çok pilates soruyorlar. Pilates yapabilir miyim evet. diye. <laughs> çok gündemde bir spor çünkü. Evet. Yani yapabilirler. Dediğim gibi zıplama ve ıkıma refleksini artıracak hareketler dışında her şey yapabilirler. Bu Hı -hı. güzel bir şey. Yapabilirler tabii. Bir de e, bu egzersiz olayı hakikaten çok önemli. Aslında sadece varisler için dedi Yani o konuya da birazcık girelim isterseniz. Lütfen. Şimdi egzersiz bizim için. Ben hep şunu öneriyorum. Her gün, her gün olmasa bile gün aşırı. Yarım saat 45 dakika yürüyüş yapalım. Hı hı. Bu tansiyonumuzun düzene girmesine neden neden oluyor. Bu şekerimiz varsa bunun regüle edilmesine de çok faydası oluyor. Bu kilo almamızı da engelliyor. Düzenli yapmaya başladığımızda endorfin alınmaya başlıyor kafadan. Ne Mutluluk o? Hormonu. Mutluluk hormonu. Hı hı. Mutluluk hormonu. Gençlik hormonu. Herkes genç olacağız ya böyle estetik merkezleri olur. Hiç gerek yok. Düzenli egzersiz. Mutluluk hormonu. Gençlik hormonu. Bu... ...bir hafta o gün her gün yürüyüş yaptıktan sonra başlıyor salgılanmaya. Hı hı. Yani üç gün yapıp iki gün yapmayayım, beş gün yapıp unuttum işim var... E, ...ondan sonra yok yorgunum bugün gitmeyeyim yarın gideyim o hepimizde oluyor. Ona başladığın zaman bu hormon mutluluk vermiyor sana. Hı hı. Onun için düzenli yapmak gerekiyor. Mümkünse aynı saatlerde yapmak lazım. Evet. Öyle o zaman kat ve kat etkisi artıyor çünkü. Bu bizi hastalıklardan da koruyor, vücudumuz dengesinde. Bir de ben hastalarıma hep şunu söylüyorum... Bugün yaptığınız egzersiz yaşlılığınızın konforlu olmasına neden olacak. Evet. Yaşlanıyor hastalarımız. Yaşlanıyor dedin de 50 yaşına geliyor. Bacağım ağrıyor, sırtım ağrıyor, kolum şişiyor, parmaklarım şöyle oldu falan. Egzersiz yapmamışsın kardeşim. Zamanla yapmamışsın yani. Bugün yapacağınız, hani biz yaparız ya. 10 lira kazandım, 1 lirasını yaşlılığımıza ayıralım. Veya emeklilik yaptıralım, bireysel emeklilik. Oraya bir para ayırıyorsun. Hı hı. Vücuduna ayıracaksın, para değil. Yatırım emek. evet yatırım egzersiz emek. İyi bu kadar. Evet. Ya bunu yaptığınız zaman gençliğinizde yaptığınız her türlü egzersiz, yaşlılığınıza yaptırmış olduğunuz bir yatırım. Kontrol evet. yaşlılık için bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmak, bunu yaparsak varisten de e, kurtulmaya başlıyoruz işte o zaman. <laughs> Onun için bunları yapmamız gerekiyor. Evet. E, egzersiz son derece önemli. Hı hı. Bir de maalesef şimdi e, o konulara belki daha başka programlarda da katılırsa da yediğimiz, içtiğimiz şeyin ne olduğunu Bilmiyoruz yani. Fast food yasaklanmalı bence. Hı hı. Çok 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 tehlikeli görüyorum. Yani özellikle o ıı, kızartılmış patatesler, bilmem ne bileyim gazlı içecekler falan hı hı. marka vermeyeyim. Ee, evet. çok çok sakıncalı. Bunlar da obeziteye neden oluyor. Bunlar da bizim damarlarımızda doymamış asitlerden çok zengin oldukları için inanılmaz derecede kolesterolü de artırıyor, damarlarda yapışkanlığı artırıyor. Çok sakıncalı. Hı hı. Ben e, gelip de varisi olan ve obez obez olan çocukların hepsinde aynı şeyi görüyorum. Anneleri şikayeti bilgisayar başından kalkmıyor sürekli hamburger yiyor. Çok tehlikeli. Çok. Şimdi 16 yaşında bu çocuk bu haldeyse 25 yaşında 35-45 yaşında 50 yaşında ne olacak? 50 yaş şimdi bizim artık genç dediğimiz yaşlar. Evet. Biz şimdi 25 ile 70 yaş arasında orta yaş görüyoruz. Hı hı. Hatta 75 demeye başladılar. 75-95 yaş arası yaşlı diye geçiyor. Hı hı. E 16 yaşında bunlar olmaya başlamış. Ne zaman yaşlanacak bu? Yaşlanamayacak. Evet. <laughs> Onun için bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yemek, içmek, egzersiz. Kesinlikle. Bugünkü hayatımız ve gelecekteki hayatımız için. Hı hı. Son derece önemli. Evet. Nasıl eğlenmeye gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz, arkadaşlarımızla muhabbet ediyoruz. Aynı zamanda egzersiz yapacağız. Besinimize de dikkat edeceğiz. Bunlara evet. da dikkat edeceğiz. Ki kaliteli bir hayatımız olsun. Hı hı. Kendi kendine olmuyor. Uğraşmak gerekiyor. Evet. Sevgi emek ister. Sağlık demek istiyor. Kesinlikle öyle. Lambur numur bir hayat kötü bir hayat. Evet. İyi bir şey değil yani. Onun için düzenli, seviyeli egzersizlerimizi yapıp yememize, içmemize dikkat ederek her şeyden tadabilirler. Azıcık. Hı hı. Ben baklavayı çok seviyorum. Yarım kilo baklava yiyeyim. Yok. Bir tane yiyeceksin. Hı. Tadına bak. Kimse yasaklamıyor ama... 10 tane yemeyeceksin. Bunlara dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Evet. Ve dediğiniz gibi egzersiz e, çok uzun süreçte olması da şartlı ya da farklı çeşitli de değil. Hiçbir evet. şey yapılamıyorsa en azından bir 20 dakika yarım saat yürüyüş bile Aha. her gün o sabah kadar. akşam ya da sadece sabah artık ne iş temposu ne el veriyorsa Aynen. o şekilde hareket etmek dediğiniz gibi çok önemli ve birçok hastalığın önleyicisi aslında. Kesinlikle. Ee, varislerin belirtilerine devam edelim. Ta Lütfen. konu oradan buraya geldi şimdi tekrar toplayalım. Evet. Şimdi bu ağrı uyuşukluk dedik onlardan bahsettik. Hı hı. Damarlar iyice genişlediyse bunların nedeninin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Tetkik kısmına gireceğiz. Hı hı. Şu andaki altın sıra, eskiden biz bunları muayene ederek anlamaya çalışıyorduk. İşte bacağı havaya kaldırıyorduk aşağı indiriyorduk. Turnike bağlıyorduk, e, boşalıyor mu yukarıya kaldığımızda boşalmıyor mu falan bir sürü yarım saat bir saat süren bir muayene tekniği ve yüzde yüzde tanı teşhis koymanız mümkün değildi zaten. Şu anda çok güzel bir şey var ultrason hı hı. yaptırıyorsunuz her şey görünüyor. Anlamadınız olmadı tereddütleriniz var venografi ayaktan bir ilaç veriliyor ta kalbe kadar bütün toplar damar sistemi haritalanıyor. Arkasından onunla beraber bir de ultrason yapıyorsunuz. Ağaç gibi. karşı damarlar çıkıyor. Nerede ne problem var? Nereden kaynaklanıyor? Neler olmuş da bu varisler çıkmış? Hı hı. Hepsi ortaya çıkıyor. Ha, biz de buna göre tedavimizi bir düzene sokmaya çalışıyoruz. Ameliyat mı olması gerekiyor? Köpük tedavisi mi olması gerekiyor? Radyo frekans mı yapılsın? Ee, varis çorabı kullanalım, bekleyelim mi? Hı hı. Sadece ilaç mı kullanalım? Ne yapacağız? Hep buna göre karar veriyoruz biz. Evet. Onun için bu ultrason altın standart eğer yetmiyorsa venografi yani tanının, teşhisin dört dörtlük konulması lazım. Hı hı. Şimdi e, bazen hastalar geliyor, diyor ki biz lazer olmaya geldik. Yok öyle bir şey. Yani senin istediğin gibi olmuyor hiçbir şey. Benim istediğim gibi de olmuyor. Dedim ya böyle ağaç gibi ortaya çıkartıyoruz damar sırrını diye. Burada ne varsa senin tedavin o şekilde olacak. Hı hı. Yani ben lazer istiyorum, lazer yaptırmak için geldim. Yok. Ha uygunsa kesin. Bazen hasta geliyor ben lazer yaptırmaya geldim. Ameliyat diyorum düşünüyorum, düşüneyim diyor mesela. Bazen hasta geliyor, lazer yapalım size diyorum. Benim arkadaşım oldu, hiçbir işe yaramadı, ben ameliyat olmak istiyorum diyor. Anlatabildim hı hı. mi? Burada insanın, yani hekim bunu karar verirken kafasına göre karar vermiyor. Hı hı. Şu Burada bir konuya özellikle girmek istiyorum ben. Yani lazer konusu Türkiye'de çok abartılı bir şekilde kullanılıyor. Özellikle büyük ameliyatlık damarlarda, hı. ameliyat yerine lazer kullanılması inanılmaz çok fayda fazla kullanılıyor. Bunda hastaların çok fazla talep etmesinden kaynaklanıyor. Burada önemli olan hangi hastalıkta hangi yani hangi seviyede hangi tedavi yöntemini kullanacağını lütfen hekimlere bıraksınlar. Yani bu çok önemli. Lazeri hak etmeyen bir insana lazer yaparsanız 3 gün sonra ameliyat olarak tekrar geri gelmesi gerekiyor çünkü. Hem lazer hem de, yani gerek yok. Bu hem senin iş gücü kaybına neden oluyor hem inanılmaz bir ekonomik maliyeti var bu işin. Biz lazeri Türkiye'de üretmiyoruz. Hı hı. Yurt dışından geliyor yani bunlar ya gereksiz bir e, gider oluyor. Hı hı. Bir de senin canına yazık. Yani ameliyat ol, bir daha ameliyat olman gerekecekse neden lazer yaptırıyorsun? Evet. Değil mi? Hı hı. E, hem hekimin iş gücü, hem yatak masrafları, hem a, hastanın işinden gücünden sevdiklerinden uzak kalması, hem bir sürü uğraş, hem zaman kaybı, yani bir sürü şey. Hı hı. Onun için hekime bıraksınlar, lazerse lazer, köpükse köpük, radyo frekansı radyo frekans. Ameliyatta da ameliyat. Evet. Ameliyat yani. Ameliyatı bazı e, hekim arkadaşlar ameliyat yerine artık sürekli lazer yapalım diyorlar ama bu konuda çok tartışıyoruz biz toplantılarda, kongrelerde. Bazen e, neredeyse kavgaya gidecek kadar çok tartıştığımız oluyor. Çünkü burada herkes şundan dolayı oluyor bu kavgalar. Tabii kavgalar gelişimi get getiriyor aslında. Adam diyor ki doktor arkadaşım ben bu tedavinin çok daha iyi olduğunu anlıyorum. Şu kadar hasta ameliyat ettiğim bir başarımız şu. Hı hı. Sen de diyorsun ki, biz de yaptık. Bu kadar başarılı olmuyor. Ameliyat daha da başarılı. Evet. Ha, burada şunu görüyoruz. Bahsettikleri hastanın tipleri farklı. Onun için bunu söylüyorum. Lezer olacak hasta ayrıdır. Ha, bir de kombine tedaviler var. Hocam ona geçmeden dilerseniz bir ara verelim. Olur tamam. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. sağlığın ikinci yarısından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın seyirciler varislerden bahsediyoruz. Tedavi yöntemlerine geçeceğiz. Fakat hocam geçmeden önce e, yine çok önemli bir konu sonuçta. Hmm. Detaylandırmak istiyorum ben. Tedavilerden bahsedecekken hazır. Tedavi olmazsa bir varis hastası ne gibi sıkıntılara yol açar bu kendi kişisel hayatında? Çok şey neden olur. Yani hmm. e, varis, şimdi e, şunu ben hep görüyorum hastalarımızdan da benim 20 senedir varisim var, ağrım da yok, ben böyle mutluyum diyenler var. Hı hı. Bunu diyen adam 10 gün sonra damarlar içinde pıhtılar dolmuş, ondan sonra e, bacak davul gibi şişmiş, nefes dağılığıyla yoğun bakıma yatırmak zorunda kalıyorsun. Bu deprem gibi. Evet. Deprem olacak mı? Olacak. Biliyoruz. Ama ne zaman olacak? Bilmiyoruz. Hı hı. Bu da böyle. Varis tedavi ettirmezseniz, bir yıldan üç yıla, beş yıla, on yıla kadar başınıza gelebilecek şeyleri sırayla söyleyelim o zaman şimdi. Hı hı. Birincisi ağırlığınız giderek artacak. Ondan sonraki dönemde şişmeler başlayacak. Hı hı. Bu şişmeleri tedavi etmezseniz eğer ufak ufak damarlanmalar başlayacak. Bunları tedavi etmezseniz ciltteki damarlar büyüdükçe, cilde yapışık hale geldikçe ufak bir kaşın gece uykunuzda bile olabilir bu veya ufak bir yere çarptığınızda bana geçen birkaç önce bir hasta gelmezse Adam korkudan bayılmış da geldi zaten. Otobüsten getirdiler. Ayağında bir bariz. Bot giyilmeye başladığı için sürtünmüş ve kanamış. Ayağın içi kan dolmuş. Hı hı. Ayağını bir çekmiş çıkarmış şeyi, e, çizmesini, botunu. Kanı görünce de bayılmış, apar topar getirdiler. Of. Yani bu kanamalara neden olabilir. Evet. E, bu kanamaların olduğu yerlerde açık yaralar oluşmaya başlıyor. Hı hı. Bu yaralar artık kapanmıyor kokmaya başlıyor. İnsan içine çıkamıyor insanlar. Hakikaten çok sıkıntılı. Hı -hı. Ee, öyle hastalarım var. Ee, 15 senedir yaram iyileşmiyor ve gittikçe büyüyor. Keşke resimlerden şey yapabilseydim, gösterseydim yani neler olduğunu e, e, insanların, izleyicilerin anlaması açısından söylüyorum. Hı -hı. Ee, bu yaralar sürekli kokup akan yaralar. Yani bir yere gittiğinizde burada ne kokuyor diye birileri sorar. Bunu duyarsanız üzülürsünüz kötü şey yani. çok. Bu aşamalara kadar geliyor ama bizim bunlar sizi süründür, öldürmez. Hı hı. öldürmez. Ne zaman öldürür? Pıhtı oluşup da akciğeri atarsa o zaman öldürme riski başlıyor. Evet. O, o, o çok önemli. Tedavi edilmezse 15 sene, 20 sene hiçbir şey olmadan hayatınızı devam ettirebilirsiniz ama bir gün bu size eziyet etmeye başlayacak. Hı hı. Başlangıçta yarım saatlik bir işlemle düzelecekken. O aşamaya geldiğinizde 3-4 saatlik ameliyatlar, sadece ameliyattan sonra da bitmiyoruz zaten. <laughs> Pardon, Ameliyat sonrası tedavilerin devam etmesi gerekiyor. Hı hı. Bu progresif bir şey. Biz ameliyat yaparken o anda gördüğümüz, problemin olduğu yerlere müdahale ediyoruz. Şimdi e, kasıktan kaçak olabilir, diz çukurun arkasından yüzeyel sisteme kaçak olabilir. Bir de e, yüzeyel ve derin sistem birleşen ara damarlar vardır. Perforan damar diyoruz veya komünikani damar. Bunlardan da ters kan giderse bacaklarımızda varislere neden olabilir. Biz bu yaptırdığımız ultrasonda, venografide buralardan nerelerden besleniyordu bu varisler oluşu onu buluyoruz. Hı hı. Ve oraları ameliyat sırasında müdahale ediyoruz. Oradaki varise neden olmuş olan yerlerin hepsine tek tek müdahale ediyoruz. Ve oluşmuş olan varisleri temizliyoruz. Bunu ben hep hastalarıma anlatıyorum. Ee, bu damarlar alınıyor da. Alındıktan sonra bu damar işini ne yapıyor diye soruyor insanlar. Haklılar. Hı hı. Bir damar var çıkartıp atıyoruz yani onu. Korkmasınlar. Burada şöyle bir örnek vereyim ben. Ee, hastalarım hep anlatıyorum Beni izleyen hastalarım varsa bilirler bunu. Bir karpuz kamyonu getiriyoruz. Dört tane eleman tutuyoruz. Bunlardan ikisine diyoruz ki, hepsine diyoruz ki bu kamyondaki karpuzları markete taşıyın. taşımaya başlıyorlar. İki tanesi işgüzarlık ediyor. Marketten kamyona koymaya başlıyor. İkisi kamyondan markete, ikisi marketten kamyona. Ne oluyor? Ne karpuz markete doldurabiliyorlar, ne marketten şey. Yani karpuzlar yerinde duruyor. İkisi oraya götürüyor, ikisi buraya getiriyor. Biz burada diyoruz ki kamyon boşalacak mı? Amacımız bu, boşalacak. Bu iki tane kamyona tekrar karpuz getirenleri alıp kenara koyuyoruz ki diğerleri rahat rahat taşısınlar. Hı, hı Varisler böyle. Yukarıya götüren normal kan, normal damarların yukarıya doğru, kalbe doğru götürdüğü kanı varis seçmişler tekrar aşağı götürüyor. Evet. Bunlar tekrar normal damarlar gene yukarıya yukarı götürmeye çalışıyor. Bunlar tekrar aşağı götürüyor. Yani biz bu damarları çıkarıp attığımız zaman normalde bizim yaptığımız şey topla ana yani güzel çalışan, sağlıklı damarların işini kolaylaştırıyoruz biz. Hı hı. Diğerleri bir kenara atıyoruz. İşte bu kenara atma işini biz bazen köpükle yapıyoruz. Hı hı. Ne yapıyoruz köpükle? Damarın içerisinde köpük hale gelmiş yapıştırıcı diyeyim artık ben ona. Yani bunun için kullanılan bir sürü materyali var da e, ee, Atoksisikler ilaç ismi vermek Türkiye'de yok zaten Hı -hı. şu anda. İlacı köpük hale getirip de veriyoruz. Köpük hale getirmemizin sebebi şu. Bir ee, sesilik bir ilacı belirli bir şeyde verecekken bunu dörtte bir, beşte bir oranda havale ile temas ettirip de köpük hale getirdiğimizde bir cc ile dört kat daha fazla damara müdahale edebiliyoruz. Hı -hı. Ve köpük hale getirdiğimizde daha fazla damar yüzeyiyle temas e, buldurma şansına yakalıyoruz. Onun için köpük yapıyoruz. Büyük damarlarda. Köpüğü yaptığımız zaman biz o damar zaman içerisinde yavaş yavaş büzüşüp kaybolup gidiyor. Lazerde de dışarıdan lazerde ince damarlara enerji veriyoruz. Damarın içerisinde enerji verdiğimizde büzüşüyor damar. İntimasına hasar veriyoruz. Ve bir süre sonra kayboluyor. Şimdi lazer yaptık o gün kaybolma diye bir şey yok. Evet. Zaman içerisinde kayboluyor. Köpük yaptık ertesi gün bu damarlar kayboldu diye bir şey yok. Birkaç ay, beş ay, altı ay bile sürüyor bazen ortadan kalkma sonların. Sikleroterapi enjeksiyon tedavisinde de bunlar böyle. Yani biz ilacı yapıyoruz. Aslında yaparken damarlar kayboluyor. Hı hı. İnternette işte kirli bilgi onu söylüyorum. İlacı damar içine yaparken internette bir sürü sitelerde var bu. Varisi anlaya okay ediyoruz. Yapılıyor kayboluyor gerçekten. Çünkü damar içindeki e, kan o rengi veriyor ona. Siz sıvı verdiğinizde su berrak şeffaf Verdiğinizde o su damar için temas ettiği için görüntü kayboluyor gibi görünüyor. Ama bir dakika sonra gene kan geliyor oraya. Hı, hı. Gene eski görüntü oluşuyor. Ama o görüntü bize şunu veriyor. Ben damar diyor ki, ben, ben ilaçla temas haline geçtim. Bu ilacı gördüm. Kaybolacağım. Zamana ihtiyacı var. Hı hı. Onun için yaptık ve geçti olmayacak. Yaptık aylar içerisinde gerileyecek o. Evet. Damar içi endo, endovenöz venöz lazerler var. Mesela biz bu damarı çıkartıp atıyoruz buradan açıp buradan açıp Lazerde de damarın içerisinden cihazı geçiriyoruz. Prop şey prop diyorum. guide onun etrafından kateter yerleştiriyoruz. Kateterin ucunda lazer şeyleri var. Damarın içinden yakıyoruz. O damar orada kendi kendine büzüşüp gidiyor. Şimdi daha başka şeyler çıktı. Yapışkanlar çıktı. Glue var. Damarın içerisine yapışkan veriyoruz direkt. 404 dört gibi. Damarı yapıştırıyor. Varis kayboluyor. Hiç ameliyat olmanıza gerek yok. Ama bunun için bu tedaviye uygun olmanız gerekiyor. Kesinlikle. Yani derdimiz şu. Uygun hastaya bir tabir var. Çok hoşuma gidiyor. Hastalık yok. Hasta var. Hı hı. Bir sürü beş tane varis hastası koydunuz buraya. Hastalık varis. Ama hasta var. Yani senin hastalığın, onun hastalığı, bunun hastalığı hepsi farklı. Hepsinin tedavisi farklı. Tedavi kişiye özgü. Aynen. Hı hı. Bazen kombine tedavi yapıyoruz. Hasta diyoruz ki sizin şuralara lazer yapacağız, şu bölgeye köpük yapacağız, şu bölgeye radyo frekans yapacağız, şuralara da ameliyat yatırım izleyeceğiz. Hepsini birden kombine tedavi. Evet. Ama bu bir günde olmuyor tabii. Bunu e, bir gün geldiğinde işte ameliyatını yapıyoruz, bekletiyoruz. Hı hı. Sabırlı olmak gerekiyor. Aradan bir iki ay geçiyor diyoruz ki şunları köpük yapacağız. Onları yapıyoruz. Kaybolanlar kayboluyor. Zaman tanıyoruz gene. Diyoruz ki yazın da önermiyorum tedaviyi de onu söyleyeyim. Bu Hı -hı. lazerdir, köpüktür, şeydir. Onları ben yaz yerine kışın tavsiye ediyorum. Yani başarı şansı da çok oluyor, konfor da. Çünkü köpük yaptığımızda biz hastanın bacağına bandaj sarıyoruz, elastik bandaj. Sıcaklarda o bandaj gerçekten çok rahatsız ediyor insan. Yani terlemeler oluyor, kaşıntılar oluyor. İnsan bir duş almak istiyor, yok. Ama Hı -hı. kışın çok güzel oluyor. Evet. Ya yani yapıyorsun, hem sıcak tutuyor, hem rahat rahat geziyorsun. Hı -hı. İnanılmaz konforlu oluyor. Yazın önermiyorum. Arkasından e, küçücük kılcalamalar içinde termokoygülasyon lazer, TC 3000 cihazlar var veya e, direkt epidermal lazerler onlardan yapıyoruz. Birazcık ağrılı bu lazerler falan. Hı hı. Şimdi yeni yeni e, şeyler çıktı. En son e, Kıbrıs'ta bir toplantı var orada orada bir e, şey gördüm. Ağrıyı da yok ederek yapan lazer cihazları ama onların sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz. Yani şimdi hı hı. E, ağrı olmadan lazer yapıyoruz ama yaptık e, geçmedi ne olacak? Ya yani evet. boş boş ağır olmadı ama varislerin yerinde duruyor. Yani <laughs> onun da bir faydası. Onun için e, efektif olup olmadığı konusunda bizim de e, onların sonuçlarının yayınlanmasını görmemiz lazım. 3-4 yıl beklemek gerekiyor tam hmm. ne sonuçlar çıkması için. tabi e, tabii biz şimdi yeni çıkan her şeyi hastalarda uygulamıyoruz. Ben özellikle ona karşıyım. E, nerede yapılacaksa yapılsın. Nerede yapılacak benim insanımda yapılmasın. Yapılsın, evet. sonuçları görürsün, olsun. Biz de diyeceğiz ki, aa bak burada şu çalışmalar yapılmış, insanlar da bu kadar kullanılmış, bunların sonuçları çok güzel. Biz de bunu kendi hastalarımıza kullanabilelim. Hı hı. Ya bunu niye Amerika yapıyor? Biz de yapalım, hı hı. değil mi? Onlar öyle yapıyorlar. Evet. Gelişmemiş bütün Avrupa ülkeleri de yapıyor bunu. Gelişmemiş ülkelere gönderiyorlar cihazları, oralarda denettiriyorlar, sonuçlara bakıyorlar, oldu, biz de uygulayalım. Bizim de böyle yapmamız gerekiyor. Yani sonuçları çıkmış, kanıtlanmış, tedavi prensiplerinin uygulanması gerekiyor. Bu konuda birazcık hassas olmaya çalışıyorum ben de arkadaşlarım daha hassas olduklarını biliyorum yani ee, varisi olanların en çok dikkat etmesi gereken şey hep bahsettim bak yemek içmek mutlaka egzersiz hı hı. sabah kahvaltısında yeşillik yesinler. birazcık dereotu birazcık maydanoz zamanı geldiği zaman yalnız hiçbir meyveyi hiçbir sebzeyi mevsiminde olmadan yemesinler hı hı. hiç kimse yani hepimiz. Bu mevsimde domates olmuyor. Zorlarsan oluyor. Ama zorlanmış bir meyveyi zorla de bir esprisi yok. Evet kesinlikle. Onun için yemememiz lazım. Sabah kahvaltısında biraz tereotu, birazcık e, şey ama ben şimdi geçen bir hastam geldi. Çok e, hoş, kulak karıştı Nazım Bey. Kocaman bir tabak yapıyorum hocam dedi. Ben böyle dedim yok o kadar ya. O kadar olmaz. Şu kadarcık bir tabağa yapacaksın bunu. ya, geçsin bir an. Ya, bunu çok yersem geçer diye bir şey Bu geçirecek değil. Te, e, şeyden bahsediyorum, beslenme alışkanlığına. Hı hı. Sabah havasında yeşillik çok önemli. Biraz dereotu, biraz maydanoz, birazcık semizotu, şöyle ufacık bir tabağa. Üzerine birazcık zeytinyağı. Zeytinyağı evet. çok güzel bir şey. Evet. Ee, birazcık limon. Bunu yesinler. Ye, yemek lazım yani. Kesin. Ben şunu da söylüyorum. Ee, glutatyondan en zengin besindir. Herkesin evinde var. Ne? tahin Hı hı. Ama şeker ve pekmez olmayacak. Evet. Her gün bir tatlı kaşığı. İlaç yetine? Evet. Ama çorba kaşığı demiyorum. Tatlı, tatlı kaşığı. kaşığı. Aynen. Evet. Bundan her gün bir kaşık. Şimdi iyileşilmen bir an önce diye dört kaşık yemeyeceğiz ondan da. Kesinlikle. Zararlı. Biraz önce de dedik azı Kara çoğu zarar. Kesinlikle. Pengil Hocam alacağız. maalesef süremizin sonuna Aa. geldik. Çok güzel, çok değerli bilgiler öğrendik sizlerden. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sizlere ederim. Sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk İnşallah. <laughs> Görüşmek üzere. Olay Sağlık'tan bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.